Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuk gübresi biliyorsunuz sıvı gübre olarak yapıyoruz. Bir de güvercin gübresinden de yapacağız. Bu biraz daha yoğundur. O yüzden bunu ayrı bidona, daha fazla büyük olan bidona yapacağız. Yaklaşık 3 kilo civarında güvercin gübresini dolduracağız. Bu bidonumuz 60 litrelik suyu. 60 litre suyu koyacağız. 3-4 gün sonrasında süzüp sıvı gübresini alacağız. Yine biriktirdiğimiz yağmur sularını değerlendiriyoruz. Hatta bunu da oraya götürelim. Onun yanında arkadaşlar bunu da güzelce karıştırıyoruz. Sık sık bunu iyice karıştıracağız. İyice çözünmesini sağlayacağız. Ondan sonra süzeceğiz ve bitkilerimize sıvı gübre olarak vereceğiz. En güzel doğal gübrelerden bir tanesi. Şu tavuk gübremizdi. Bakın gayet güzel bir çözündü. Bugün ikinci günü. Böyle sık sık aklıma geldikçe gelip bunu da böyle karıştırıyoruz. Videonun son aşamalarında uygulamasını nasıl uyguladığımızı, ben size onları da karışımlarını, kaça kaç çoğaltacağımızı hepsini bu videonun içerisinde göstereceğim. Arkadaşlar güvercin gübremiz demlenmiş. Artık kovamızı alacağız. Oradan da seranın sulamasını alacağız. Şöyle bir süzgeç yardımıyla içindeki tortularını mutlaka ayırın. Damlamadan vereceğimiz için borularımızı tıkar yoksa. Ölçek 120 litreye suya 10 litre bundan koyuyoruz. Yani 1'e 10 gibi. Damlamadan vereceğiz. Şöyle kovamız doldu. Şimdi seranın içerisine hazırladığımız damlama bidonumuzun içerisine dökeceğiz. İçine koyduktan sonra şöyle biraz karıştırıyoruz. Gübrenin homojen hale gelmesini sağlıyoruz, sıvı gübremizi. Marul ve lahana dikimlerini yapmıştık biliyorsunuz. Yaklaşık bir hafta oldu. Şimdi üçüncü sulamasını yapacağız. O üçüncü sulamasında güvercin gübresi veriyoruz. Onu da şöyle hemen açık konuma getirdik. Şimdi gözlemleyeceğiz.
sular önce gelmeye başlayacak. Boruların içini dolduracaklar. Ondan sonrasında sulaması gerçekleşecek. Burada yaklaşık 45 kök lahanamız var. 90 kökte yaklaşık kıvırcık ve marul fidesi vardı. İki tanesini kaybettik sadece bir haftada. Onlar kökünü tutmadı. Bu arada yukarıya linkini bırakacağım. Ekimini yaparken tarçın uygulaması yapmıştık. Ondaki başarı oranını görüyorsunuz. Yani 100 tane de yaklaşık 100 tane de 2 tane kaybımız var. %98 köklenmede bir başarı oranı yaratıyor. Bakın evet, damlamalar başladı. Güvercin gübresi sıvı, güvercin gübreli sulamamızı yapıyoruz. Boylarını görüyorsunuz. Gelişimini hep beraber izleyeceğiz. Tavuk gübresi de yapmıştım biliyorsunuz. Onun da linkini bırakayım yukarıya. Sıvı gübre bu söylediklerim. Oranlarını da söyledim sizlere. Güvercin gübresini videonun başında gördünüz. Bidonun içerisine, seranın dışında duruyor. Bidonun içerisine koymuştuk. Sonrasında beklettik. Ara sıra geldik, karıştırdık aklımıza geldikçe. İyice çözelti haline geldi. Yani sıvı hale geldi. Kupkuruydu çünkü orası. Sıvı haline geldi. Ondan sonrasında istediğiniz zaman, hatta içinde canlı bakteriler oluyor, kapağını açmadığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Kapağı kapalı vaziyette biz beklettik onu. Bayağı da bir bekledi. Şimdi uygulamasını yaptık. Gelişim sürecini hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videolarımızda bunları ayrıntılı olarak ben size göstereceğim. İki noktaya değindim özellikle. Birincisi tarçın uygulaması. Köklenmedeki başarıyı gördünüz. Burada sadece koyun gübresi var. Başka herhangi bir ilaç vesaire kullanılmadı. Ekerken tarçın kullanmıştık. Defalarca söylüyorum. Çok önemli. Bakın gelişimleri muhteşem. Sadece şurada bir tanesini kaybetmiş durumdayız. O yok. Bir de bakın şuradaki. Bu da kurumuş. Evet, damlamalar buraya kadar geldi. Şöyle. Gayet stabil bir şekilde sulanıyor. Bundan sonra bakın çekirgemiz de var. Zararlı hiçbir hayvanı kovalamıyoruz biz. Doğal yollarla mücadelesini yapıyorum ben sadece. O da rızkını yiyor. Şunun gelişiminde bir ufak şey var. Eksiklik var. Şurada araya bir tane yabani ot girmiş. Bunların mücadelesini çok hızlı böyle her geçtiğimizde arkadaşlar gördükçe bu yabani otları mutlaka 2 günde bir kontrol edip bunları yoluyoruz. O zaman otlanma da olmuyor. Bunun olmasının sebebi de hayvan gübresi biliyorsunuz. Hayvanın üretemediği içinde kalan tohumlardan, topraktaki tohumlardan bunları mutlaka yapıyor. Mücadelesini çapalama esnasında ve böyle arada gördüklerimizde mutlaka yapıyoruz. Ölçeklerini verdim. Nasıl yapıldığını sıvı gübrenin gördünüz. Daha önceki videolarımızda sıvı tavuk gübresinin de faydasını göstermiştim sizlere. Ben seralarımda uyguluyorum, ekimlerinde uyguluyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Güvercin gübresi yapımını anlatmaya çalıştım sizlere. Uygulamasını ve ölçeklerini anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.